STM Genel Müdürü Sayın Özgür Güleryüz ile birlikteyiz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet. Şimdi bugün sorularımıza başlamadan önce bana kalırsa Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük, en önemli bayramlarından bir tanesi. Cumhuriyetimizin kurulduğu gün 29 Ekim. Öncelikle tabii ki bugünün tüm milletimize, tüm ülkemize kutlu olması dileklerimle başlamak istiyorum. Sizin de bir mesajınız olur mu efendim? Ben de Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman mensupları başta olmak üzere tüm milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde bize bu zaferi armağan eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. Teknolojide yaşanan gelişmeler yarını bugünden belirliyor. Peki savunma sanayinin geleceğinde bizleri neler bekliyor? Yaşadığımız dijital çağda teknoloji kullanımı her geçen gün artıyor. Savunma sanayinin birçoğunda önce olduğu ve bugün artık hemen her sektörde kullanılmaya başlayan yeni nesil teknolojiler yarını bugünden belirliyor. Örneğin 5G teknolojisinin hayata geçmesiyle çok değil 5 yıl sonra birbirleriyle bu kadar iç içe ve bağlantılı bir dünyada kişisel verilerin, şirketlerin, kamu kurumlarının, emniyet güçlerinin işleyiş ve bilgilerinin de korunması gerekiyor. Çünkü gündemi, gelişmeleri, kurum ve ülkeleri de yakından takip eden hackerlar yeni siber saldırılar için tetikte bekliyor. Dolayısıyla savunma sanayinin kabiliyeti, robotik, büyük veri, otomasyon, IoT ve yapay zeka gibi teknolojilerle gelişirken, sektörün geleceğinde artan görev ve sorumluluk alanları şekillendiriyor. Bu anlamda savunma sanayi, siber güvenlik odağında da finanstan enerjiye, iletişimden sağlık ve eğitime kadar hemen her sektör için kritik altyapıların güvenliğini sağlamak ve tehditleri bertaraf etmek için çatı sektör haline gelmeye başlıyor. Ayrıca son yıllarda harekat ortamında da hızlı bir dönüşüm gerçekleşiyor. Otonom hareket edebilen ve sürü halinde görev yapabilen dronların sahalara çıkması ya da takım uydu konseptindeki mikro uydular gibi daha küçük, hızlı devreye alınabilen, etkin ve üretim maliyeti daha düşük sistem ve platformlar da öne çıkmaya başladı ki gelecekte bu dönüşümün daha büyük bir hızla artacağını ve çeşitleneceğini düşünüyorum.